Selamlar, Amalfi'de dağın yamacından herkese merhaba. Kindle'ımı okuyordum. Kindle'ı okurken aklıma şey geldi. İnsanlar genellikle hangi kitapları okumalıyız, işte kendimiz için, girişimcilik için okumamız gereken kitaplar sıralaması falan filan diye çok fazla soru geliyor. Ben de e-ticarete başlarken okumanız gereken 4 kitap, okumanız gereken sıra ve bu kitapların neden önemli olduğu ile ilgili bir video çekeyim dedim ve aldım kameraya, geçtim karşısına. Şimdi şöyle, okumanız gereken ilk kitap Duygusal Zeka isimli bir kitap. Bunu bana yıllar önce babam söylemişti, bu kitabı oku ve benzeri diye, ama ben çok geç okudum. E-ticaret dünyasına girdikten sonra okudum. Duygusal Zeka kitabını neden ilk olarak okumalısınız? Çünkü temel düzeyde insan beyninin çalışışını, özellikle amigdalanın, bizim beynimizin çalışma biçimini çok iyi anlatıyor. Ve evet, kendiniz için önemli. Yani ben kendimi nasıl kontrol edebilirim? Her gün daha iyi nasıl yaşayabilirim? Bu hayattan ya girişimcilik yolculuğundan en büyük faydayı nasıl alabilirim? Bunları anlamak adına çok önemli. Fakat bir yandan da e-ticarette iletişim kuracağınız insanları tanıyabilme, onlarla bilgisayar üzerinden iletişim kururken onlar nasıl düşünüyor, nasıl hayatlarını devam ettiriyor, nasıl karar veriyor, bunları anlayabilme adına çok önemli bir kitap. Çünkü hep şeyi söylüyorum, e-ticaret yaparken bilgisayar karşısında sanki işte sayılardan ibaret, işte verilerden ibaret, karşıda bir insan yokmuş gibi düşünebiliyoruz. Fakat aslında o iletişimi canlı tutabilme, karşınızda birisi yokken bile çok önemli. Dolayısıyla Duygusal Zeka kitabını ilk sırada okumanız gerekiyor ki hem kendinizi daha iyi tanıyın, hem karşı tarafı daha iyi tanımlayın. İkinci kitabımız Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı. Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı duygusal zekanın birazcık daha teknik hali gibi düşünebilirsiniz. Fakat çok fazla örnek, özellikle case study'lerle çok iyi açıklamış. İnsanların karar vermelerindeki etkili olan şeyleri yine deneylerle açıklamış. AB testleriyle açıklamış. Dolayısıyla siz Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını okuduğunuz zaman hem pazarlama noktasında, hem ürün, niş ve kitle seçimi noktasında ve bu kitleleri seçtikten sonra ürününüze göre ben nasıl sorun belirlerim, bu sorunların üzerine nasıl gidebilirim, bu sorunlar üzerinden insanları nasıl etkileyebilirim, hangi angle, hangi açı üzerinden etkileyebilirim, bunları çok iyi oturtuyorsunuz Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını Duygusal Zeka kitabından sonra okursanız. Duygusal Zeka kitabı bunu okumak yaklaşık olarak bir hafta falan sürer, 1-1,5 hafta. Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı birazcık daha vakit alıyor çünkü biraz işte sıkıcı bir dili var. Ama yaklaşık 2-2,5 haftada Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını bitirirsiniz. Üçüncü kitabımız ise Traffic Secrets kitabı. Traffic Secrets dediğimizde Russell Brunson'un çok güzel bir kitabı ve size pazarlamanın, özellikle dijital pazarlamanın, dijital mecralarda yapacağınız pazarlama aktivitelerinin nasıl olması gerektiğini çok güzel özetliyor. Ve orada Trafik Sırları kitabının odaklandığı yer genel olarak trafiği nasıl çekeceğiniz üzerine. Yani siz kliği insanlardan nasıl alırsınız. Özellikle bu kliği nasıl bedavaya getirirsiniz? Arkasında kuracağınız sistemlerle diye. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle o ürün niş seçimine hep ben diyorum ya, ilk olarak kitleyle başlayın, insanla başlayın, sonrasında sisteminizi inşa edeceksiniz diye. Russell Brunson o kitapta bunu çok iyi vermiş. Öncelikle hedef kitlenizin o bir persona nasıl tanımlanır? Bu persona yüzde nasıl çarpılır? O çarpılan yüzü hangi bahçelerde, hangi topraklarda, hangi hesaplarda bulunur? Ardından bu insanlarla nasıl konuşulur? Nasıl iletişim kurulur? Nasıl markanızı bedava trafik çekecek hale getirir ve arkasındaki sistemi bunun üzerine kurarsınız diye. Ve bu kitaptan sonra da Building a Story Brand kitabı, Miller'ın çok güzel bir kitabı. Bu kitapta genel olarak bir markanın nasıl dönüşüm odaklı inşa edilebileceği, insanlar sizin markanıza karşılaştığı zaman, sitenize girdiği zaman nasıl çok kısa bir sürede markanızın fanı haline gelirden kastımız nasıl markanızı tanımlar, ne ürün sattığınızı hızlı bir şekilde anlar ve dönüşüm odaklı kararlar verebilir hale gelir. Bunun üzerine odaklanıyor ve çok güzel bir kitap. Çünkü size frameworkler veriyor. Yani diyor ki bu kısımda şunları şunları öğreneceksiniz, bu kısmın sonunda şunları şunları yapar hale geleceksiniz diyor ve o bölümün sonuna geldiğinizde de size ödevler veriyor. Benim çok etkilendiğim bir kitap. Özellikle yeni markalara geçtiğinde, yeni müşterilerimiz geldiğinde önceden hep o kitabı yanımda bulundurur. O işte müşterimiz üzerine, o yeni marka üzerine, o kitap üzerinde çalışıyordum okuduktan sonra bile. O yüzden çok verimli bir kitap, çok faydalı bir kitap. Dolayısıyla kesinlikle okumanızı öneriyorum. Ve bu 4 kitabı sırayla okuduğunuz zaman ilk olarak beyin nasıl çalışıyor temelde? Benim beynim nasıl çalışıyor? Ben nasıl karar veriyorum? Müşterim nasıl karar veriyor? Bunu anlıyorsunuz. İkinci olarak Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabını okuduğunuzda bunu daha teknik seviyede öğreniyorsunuz. Bu beynin karar verme mecralarını ve pazarlama stratejilerini nasıl kullanabileceğinizi örneklerle görüyorsunuz. Üçüncüsü, Traffic Secrets ile sitenize nasıl trafik çekebileceğinizi, bu trafiğin sistemini nasıl insan üzerine, niş üzerine konumlandırabileceğinizi ve ardından bu oluşturulacak sistemlerdeki trafiğin nasıl bedavaya geleceğini öğreniyorsunuz. Dördüncü kitapta ise çekeceğiniz trafiğe nasıl satış yapılacağını, nasıl dönüşüm merkezi siteler kurulacağını ve insan iletişiminin o sitede nasıl olması gerektiğini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu 4 kitap aslında e-ticaret temellerinizi oturtmanız için hem çok gerekli hem de çok önemli kitaplar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa aşağıya yorumlarınızı yazabilirseniz ve siz hangi kitapları okudunuz bunların içerisinden, bunlardan nasıl bir fayda gördünüz, bunları yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.